hızlıca sevgili konuğumuza dönelim. Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Aybalı bizimle birlikte. Sayın Aybalı, hep birlikte dinledik. Aslında günlerdir de konuşuyoruz, iki gündür konuşuyoruz bu konuyu. Şimdi hem bir inkar hem bir özür var ama hem eylem hem de özür gerçekten al birini vur ötekine denecek şekilde. Yani şehit yakınından özür dilemiyor Lütfü Türkkan ama hem partisinin genel başkanı Meral Akşener'den özür diliyor hem de tüm kadınlardan. Siz bunu samimi buluyor musunuz? Veyahut da bir kadın olarak kabul ediyor musunuz bu özrü? Merhabalar Deniz Hanım. Merhabalar. Ortada bir özür yok. Yalan var, inkar var sizin dediğiniz gibi. Ve bunların siyasi ikbal kaygısıyla o videonun çekildiği de anlaşılıyor. Çünkü samimi olan, yaptığı eylemden gerçekten pişmanlık duyan biri, başta o eylemin muhatabı olan şehit yakınımızdan ve öncelikle onun kardeşinden, kız kardeşinden özür dilemeliydi. Ancak Sayın Türkkan'ın yayınladığı videoda şehit yakından ve kardeşinden özür dilemediğini görüyoruz. Daha vahimi, ondan birkaç saat önce kendisinin işte şehit yakınının koluna girerek, ona sarılarak yürüdüğünü, ağzından kötü bir söz çıkmadığını sosyal medya hesabından ilan etmişti Lütfü Türkkan. Birkaç saat sonra da ilgili videoyu yayınlayarak küfrettiğini kabul etmiş oldu. Muhtemelen bu kadar net, açık görüntüler olmasaydı yaptığını yalanlamaya devam edecekti. Millete yalan söyleyenler Türkiye'yi nasıl yönetecekler Deniz Hanım? Milleti kandırmaya çalışanlar Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Yaptığı eylem utancını duyamayanlar, yüzü kızarmayanlar, yalan söylerken de yüzü kızarmayanlar, küfrederken de yüzü kızarmayanlar Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Onların bu milletle bir gönül bağı, bir duygu bağı olabilir mi? Onlar bu milletin erdemlerini, yüksek bilincini taşıyor olabilirler mi? Son derece çürümüşlerdir, sonuna kadar çürümüşlerdir. Ben aslında şuradan girmek istiyorum Deniz Hanım, protestonun içeriğine önce bir bakalım. Şehit yakınımız bir vatansever olarak, canı yanan, hala kardeşinin acısını duyan bir vatansever olarak İYİ Parti'nin HDP ile ittifakını eleştiriyor. Bunu protesto ediyor. Bu son derece doğal. Neden son derece doğal? Çünkü İYİ Parti HDP ile bir seçim işbirliği yaptı. HDP dediğiniz PKK'nın, yani terör örgütünün partisi. Bölücü bir parti, kapatılması gereken bir parti. İYİ Parti HDP ile gizli anayasa çalışmaları yaptı ve o anayasa çalışmasında Türk milleti kavramının çıkarılması vardı. Atatürk milliyetçiliğinin çıkarılması vardı. Türkiye'nin bölünmesi vardı. Bölücü bir anayasa çalışması HDP ile beraber İYİ Parti yaptı. İYİ Parti yetkilileri bugüne kadar HDP'yi masumlaştıran, onlarca şey söylediler, şeytanlaştırmayalım dediler. Bizzat Meral Akşener HDP'nin meşru bir parti olduğunu ilan etti. Zaman zaman ise yine milleti aldatmak, kandırmak, oy avlamak için mesafeli duruyormuş gibi göründüler. Fakat her şey açık. Sayın Aybalı, bir daha bölmemek için, daha değerli gitmek adına da son yaptığı açıklamayı da hatırlatmak isterim. Aslında Ulusal Kanal ekranlarını yakından takip edenler ya da gündemi yakından takip eden izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bunu çok iyi biliyorlardır. Geçtiğimiz günlerde yapılan tezkere oylaması sonrasında Meral Akşener ne dedi? Biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz dedi. Ama ortaya konan eylemlerle söylemler arasındaki çelişki sizce ne anlama geliyor? Onu anlatıyordunuz. Bu ilaveyi yaparak gidersek evet, sevinirim. Biz Vatan Partisi olarak ona şu cevabı veriyoruz. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsanız siz de PKK'nın yanındasınız. Çünkü siz de HDP'nin yanındasınız. Bu kadar açık. Zaten bütün millet bunu görüyor. Gördüğü için bu eleştiriler yapılıyor, protestolar yöneltiliyor İYİ Parti'ye. Zaman zaman gizlemeye çalışıyorlar ama somut olaylar var. Dediğimiz gibi anayasa çalışması var her şeyden önce. Seçim ittifakı var. HDP milletvekili tehdit etti İYİ Parti'yi. O koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz dedi. Gerçeklik o işte, o koltuklarda HDP sayesinde ve HDP ile işbirliği neticesinde oturuyorlar. Şimdi çok açık bir İYİ Parti HDP dostluğu var, yoldaşlığı var, ittifakı var.
Ve bunun yani terör partisiyle kol kola girmenin vatandaşlarımız tarafından protesto edilmesi, eleştirilmesi son derece normal. Çünkü bu vatan sahipsiz değil, bu millet sahipsiz değil. Hele ki bu protestonun bir şehit yakınından gelmesi, vatan için gözünü bile kırpmadan canını vermiş insanlarımızın, evlatlarımızın, şehitlerimizin, kardeşlerimizin ailelerinden gelmesi daha da doğal. Çünkü onlar bu bedel ödediler. Bedel ödediler. Türkiye'de pek çok evden şehit çıktı. Hepimizin ailesinden, akrabalarından vatan savunması için verdiğimiz şehitler var. Biz milletçe çok bedel ödedik ve HDP'nin dolayısıyla ittifak ortaklarının ve Amerika'nın planlarını biliyoruz. Şehit yakınımızın da bunu protesto etmesi normal. Normal olmayan şey Deniz Hanım, bir siyasetçinin eleştiriye tahammül edememesi, milleti azarlaması, aşağılaması, dahası vatandaşına küfretmesi. Normal olmayan şey bu ve bunun normalleştirilmesine müsaade etmememiz gerekir milletçe. Dikkat ediniz, Sayın Akşener de esnaf ziyaretleri sırasında bir tepkiyle karşılaştığında sürekli milletimizi azarlıyor. Sürekli. Ve sonra işin içinden çok kolay sıyrılıyorlar. Provokatör diyorlar, çıkıyorlar. AK Partiliydi, şu partiliydi, bu partiliydi diye çıkıyorlar. Ya onların protesto etme hakkı yok mu? AK Partili de olsa protesto etme hakları yok mu? Bir siyasetçi bu eleştirileri zorla, baskıyla, şiddetle, küfür de bir şiddettir ayrıca, bunlarla bastıramaz, bastırmamalıdır. Normal olmayan şey budur Deniz Hanım ve Lütfü Türkkan bütün milli manevi değerlerimizi çiğnemiştir. Şehidimizin emanetine ve aziz hatırasına yapılan bu saygısızlık hepimize yapılmıştır. Bu terbiyesizlik Türk milletine yapılmış bir terbiyesizliktir. Ve bu düşmanlık aynı zamanda kadınlara bir düşmanlıktır. Bugün bakıyoruz, İYİ Parti'nin milliyetçiliği sahtedir. Neden milliyetçiliği sahtedir? Çünkü şehit yakınına küfür edebilecek kadar vatanla, milletle bağlarını koparmışlardır. İYİ Parti'nin demokratlığı da sahtedir. Her ağızlarını açtıklarında demokrasi dediklerini aldırış etmeyiniz. Kendilerine yönelik en ufak bir protestoyu, eleştiriyi bastırma eğilimindedirler. O yüzden o da sahtedir. Ve kadın duyarlılığı da sahtedir İYİ Parti'nin. Kadın Genel Başkanı olan Sayın Meral Akşener her fırsatta övünüyor. Duydunuz mu dünden beri herhangi bir tepki Sayın Akşener'den? Duymadık. İYİ Parti yöneticilerinden duyduk mu? Duymadık. Bir kadına küfrediliyor. Bir kadına ağza alınmayacak laflar söyleniyor. Bir kadının onuru ayaklar altına alınıyor. Bu durumda ilk tepkiyi vermesi gerekenler o partinin bizzat genel başkanıdır. Fakat henüz bir tepki Akşener'den duymadık. Sayın Ayvalı, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın ilk olayı değil bu. Yakın zamanda, geçtiğimiz yakın zamanlarda meslektaşlarımıza saldırmıştı biliyorsunuz. Evet. Korumaları. Kaçak villalarını görüntülemek istedikleri için. Yani İYİ Parti'nin içerisindeki bu yozlaşı siyaseti anladığımız kadarıyla oturmuş ki, bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi, anladığımız gibi kadarıyla Meral Akşener de sessizliğini koruyor. Çünkü aslında çok da güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Ben de onu sormak istiyordum. Kendini milliyetçi olarak tanımlayan bir parti bugüne kadar nasıl olur da HDP il binası önünde, HDP il binaları önünde evlatları için nöbet tutan anneleri, babaları, aileleri ziyaret etmez. Ağızlarına dahi almaz. Bu size samimi geliyor mu? Samimi değil, milliyetçi değiller. Bakın, annelere destek vermek için kendini milliyetçi olarak tanımlamaya gerek de yok. İnsan olmak yeter. Başkalarının acısını kendine dert edinmek yeter. Ama anti-emperyalist olabilme cesareti gösterenler bugün Diyarbakır annelerinin yanındalar. Kendilerini emperyalizmin planlarına bağlayanlar ise Diyarbakır annelerinin karşısındalar.
Onlara şiddet olmadı mı Deniz Hanım? HDP milletvekili çıktı, söylenebilecek en ağır şeyleri Remziye Tosun, yanlış hatırlamıyorsam bir kadın milletvekili aynı zamanda. Evet, doğru. Söylenebilecek en ağır şeyleri söyledi. Ben burada ifade etmek istemiyorum. O zaman sahip çıktılar mı Diyarbakır annelerine? Diyarbakır annelerine sahip çıkmadılar. Kendileri şehit yakınına küfür ettiler. Küfür eden arkadaşlarına bir tepki göstermediler. Şehit yakınına sahip çıkmadılar. Bunun neresinde doğruyu, güzeli, iyiyi biz arayacağız? İyi bunun neresinde? Burada hiçbir şekilde iyi yok. Diyarbakır annelerine de sahip çıkmamışlardı. İyi hatırlattınız. Onlara da şiddetin en ağır biçimleri uygulandı. Oralarda da sessiz kaldılar. Yalnızca İyi Parti değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de herhangi bir tepki duymadık. Bakın, Canan Kaftancıoğlu Twitter üzerinden kendisine yapılan hakaretleri ifşa ettiğinde, ki biz hiç kimseye yakıştıramıyoruz küfretmeyi, hakaret etmeyi, insan onurunun ayakları altına almayı, o yüzden bunun kime yapılırsa yapılsın karşısındayız. Ama Canan Kaftancıoğlu gibilerin de buradan bir mağduriyet devşirme amacı güttüklerini iyi biliyoruz. Bir takım gazeteciler de vardı bunu yapan sonrasında. Başak Demirtaş için de benzeri geçerli oldu. Oralarda ortalığı ayağa kaldıranlar şehit yakınının kız kardeşine, daha dolayısıyla şehidimizin kız kardeşine yapılan saygısızlığa sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Kadın derneklerine bakalım. O mor derneklerin hangisi ses çıkardı? Hangi feminist bu olayı kınadı? Biz o feministlerin çoğundan şehit yakınına yapılan hakarete anında tepki göstermelerini beklemiyoruz. Çünkü onların vatanla, vatansever duyguları aşındırılmıştır büyük oranda. En azından şunu bekledik. Ya, bir kadının aşağılanması söz konusu, küfür söz konusu, cinsiyetçiliğin doruğu söz konusu. Belki buradan tepki gösterirler dedik, o da olmadı. Ama bakın, millet tepki gösterdi. Türk milleti onurunu korudu, kişiliğini korudu, karakterini korudu ve buna tepki gösterdi. Buna sessiz kalanlar, Lütfü Türkkan'ın utancını paylaşanlar, milletimizden kopuk olduklarında bir kez daha göstermiş oldular. Siz çok önemli bir vurgu yaptınız, bir çürüme, yozlaşma vurgusu yaptınız. Bence esas onun üzerinde durmak lazım. Çünkü en vahim olanı bu. Bu bir insanlık sorunu, medeniyet sorunu. Yani siyasi bir takım tahlillerin ötesinde bir insanlık ve medeniyet sorunuyla karşı karşıyayız. Siyasette nezaketin kaybolduğunu görüyoruz. Bireycileşme neticesinde toplumda da bazı çürümelerin olduğunu görüyoruz. Örneğin küfür artık çok sıradanlaştı, normalleşti. Sokakta işte telefonla konuşurken karşısındakine bağıra bağıra küfreden insanları duyuyoruz. Bir yerde otururken bir masada küfürlü konuşmak normal. Hiç kimse birbirini uyarma ihtiyacı hissetmiyor. Yani bir spor gazetesi var, adı küfür. Böyle bir durumdayız şu an. Adı küfürlü bir spor gazetesi var. Google'a yazın küfür diye, işte duyulmamış küfürler, efsane küfürler her yerde aranıyor. Yani en çok o internet sitelerinde onlar aranmış. Bunlar normalleştirildi ve biz artık mutluluğumuzu, öfkemizi, hayal kırıklığımızı, isyanımızı, görüşlerimizi küfürle ifade ediyoruz ve bunu normal görüyoruz. Halbuki bunları ifade etmek için küfre ihtiyacımız yok. Bizim yeniden insana saygıyı, kadına saygıyı egemen kılmamız lazım. Yeniden bazı erdemleri ortaya çıkarmamız, güçlendirmemiz lazım. Çok açık söyleyeyim ben. Yani buradan, yani bu vesileyle bütün toplumumuza bu mesajı vermek istiyorum. Küfür gücün göstergesi değildir. Küfür acizliğin göstergesidir. Bakın işte Lütfü Türkkan'ın düştüğü durum. O acizliğin neticesinde küfretmiştir. Küfür modernlik değildir. Kimseye bir ekstra avantaj sağlamaz, onu ekstra bir yere konumlandırmamızı sağlamaz. Küfür medeniyetsizliğin ifadesidir ve bununla beraber kadın bedeninin, kadın kimliğinin aşağılanmasıdır ve en önemlisi küfür şiddet öğesidir. Şiddet öğesidir.
İşte o şiddet ortamı da bizim televizyon dizilerinde, o gündüz kuşağı programlarında, işte meclise varana kadar her yerde gördüğümüz şiddet ortamı da bu çürümeyi ne yazık ki beslemektedir. Bu nedenle aslında daha derin, ideolojik bir sorun olduğunu tespit etmeliyiz. Burada liderlerden ve siyasetçilerden örnek olması beklenirken ne yazık ki siyasetçilerin bu çürümenin en belirgin şekliyle toplumun karşısına çıktığını ve buna sessiz kalındığını diğerleri tarafından görüyoruz. Şunu beklerdik, biz herkes çok güçlü bir tepki ortaya koysun. Burada insanlığı koruyalım, onurumuzu koruyalım, kişiliğimizi koruyalım, toplumumuzu koruyalım, şehit yakınlarımızı koruyalım, kadınlarımızı koruyalım. Fakat İYİ Parti ve Biden ittifakı çevresinden böyle bir tepki gelmediğini üzülerek görüyoruz. Buraya susan ne yazık ki bu milleti yönetemez. Yani bu ülkeyi yönetemez. Buraya susmak büyük bir ayıptır. Bu ayıbı ortak olanları şiddetle ben de kınıyorum. Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile demişler Deniz Hanım. Ne yazık ki akıldaki çirkinlik dün Lütfü Türkkan'ın eyleminde diline yansımış. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayvalı katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı bizimle birlikteydi. Gerçekten çok güzel bir vurgu yaptı Lütfü Türkkan'ın bu rezaletini anlatırken. Şöyle söyledi. Rezalet diyorum çünkü bu topraklarda bir şehit yakınına böyle rahat bir şekilde hakaret eden bir siyasetçi olmamalı. Yoktu, olmuyordu. Ama bir şekilde Meltem Ayvalı'nın da ifade ettiği gibi hayatımızın normalleştirilmiş biçimleri haline geldi ve zaten konumlandıkları mevzide bizim Anadolu'nun bu toprakların değerleri yok dedi. Ve Sayın Lütfü Türkkan'ın yaptığı bir güç gösterisi değil, acizlik gösterisidir dedi. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı'ya bir kere daha teşekkür ediyoruz. Haberlerimizle